toprağa dayalı bir ekonomik sisteme sahip, başta kralın bulunduğu Sümerler'de toplum 3 sosyal sınıfa ayrılmıştı. Üst sınıfta krallar, savaşçılar, din adamları ve yöneticiler yer alıyordu. İkinci sınıf içinde ise zanaatkarlar, tüccarlar, çiftçiler ve balıkçılar bulunuyordu. Son sınıfta ise köleler ve suçlular vardı. Sümerler birbirinden bağımsız şehir devletleri halinde yaşıyorlardı. Bunların başında rahip kral olan Ensiler vardı. Bu şehir devletlerinde önemli derecede yetkilerle donatılmış halk meclisleri ve yaşlılar kurulu vardı. Bunlar kralı seçer, savaş ve barışa karar verirler, adaleti sağlarlar, tapınağın işlerinin yürütülmesindeki sorunları çözerler ve halk ile iletişimi düzenlerlerdi. Sümer aile yapısı. Aile, Sümer toplumunun temeli sayılırdı ve çok önemli bir konuma sahipti. Sümerlerde ataerkil bir aile yapısı vardı. Erkek eş ya da baba evin reisi konumundaydı. Kızları ve oğulları için evliliği düzenleme gibi önemli kararlar evin reisi tarafından alınırdı. Aile kurumunun kurulması belli şartların sağlanmasına bağlıydı. Evlenecek erkek, kızın babasına iki tarafın anlaştığı bir parayı yani günümüzdeki başlık parasını veriyordu. Kız tarafı da evlilik için çeyiz hazırlamak zorundaydı. Bu durum bir tablete yazılarak sözleşme haline getiriliyordu. Bu evlilik sözleşmesi ileride gerçekleşme ihtimali olan boşanmada gerekliydi. Sümerlerde kadın hür ve bağımsız değildi. Çünkü kendisi hakkındaki tüm haklar babası eliyle evleneceği kişiye devrediliyordu. Toplumda tek eşlilik hakimdi. Ancak bunun tek istisnası eğer erkek çocuğu olmazsa başka kadınlarla da evlenebiliyorlardı. Yani kuma dediğimiz durum gerçekleşiyordu. Sümer toplumunda aile çok önemli bir kurum olarak görüldüğünden boşanmalar kolay değildi. Hem erkek hem kadın bunun için ceza ödemek zorunda kalıyordu. Daha önce yapılan sözleşmede erkek ve kız tarafından alınan ekonomik mallar veya paralar taraflarca karşılıklı geri ödeniyordu. Boşanmaların zor olmasına karşın birkaç durumda boşanmalar kolaylaşabiliyordu. Bunlardan biri az önce bahsedildiği gibi eğer kadın erkek çocuk doğuramazsa erkek onu boşayabilirdi. Bunun dışında kadın erkeği küçük düşürmüşse gene erkek onu kolayca boşayabilirdi. Bunun için artık benim eşim değilsin demesi yeterliydi. Kadınlar da bazı durumlarda erkekleri boşayabilirdi. Eğer erkek kadını aldatırsa ve kadın da bunu kanıtlarsa boşanabilirdi. Tüm bu durumlarda evlilik sözleşmesinde yer alan miktarlardaki paralar karşılıklı olarak geri verilmek zorundaydı. Eğer kadın kocasını aldatırsa cezası ölümdü. Fakat erkek aldatırsa sadece para cezasına çarptırılırdı. Bu örnekler bile Sümer ailesinde erkeklerin baskın olduğunu göstermeye yetiyor. Ailede babanın yanında annenin de sözü geçiyordu. Aile içi ilişkiler anne ve babanın birlikte aldığı kararlar üzerine yürütülüyordu. Çocuklar anne ve babalarına saygı göstermek zorundaydı. Aileye yapılan saygısızlık büyük bir günah sayılıyordu. Anne ve baba çocuklarını ileride isterlerse mirastan da yoksun bırakabilirlerdi. Bu durum çocukları kontrol etmelerinde önemli bir koz durumundaydı. Sümerlerde aile eğer ekonomik olarak kötü duruma düşerse çocuklarını köle olarak satabiliyordu. Tabii ki toplumda bu kötü bir durum olarak görülüyordu. Sadece çok zor durumda kalındığında başvurulan bir yöntemdi. Sümer toplumunun en önemli değerlerinden biri saygıydı. Çünkü iş bölümünün, toplumsal sınıflaşmanın ve aile kurumunun çok önemli olduğu bir toplumda sosyal uyum gerekiyordu. Bu sosyal uyumun sağlanmasındaki en önemli değer saygıydı. Sümer ailesinde çocuğa ilk eğitim anne tarafından veriliyordu. Ailedeki bu eğitimde çocuk sevgi, saygı ve toplum içindeki davranış modellerini öğreniyordu. Sümerlerde kadın. Sümerlerde çoğu kadının temel görevi eş ve anne olmaktı. Bu durumun getirmiş olduğu aileye bakma, çocukları büyütme, temizlik, yemek yapma ve dokuma gibi sorumlulukları yerine getiriyorlardı. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere Sümer toplumunda kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip değildi. Ancak buna rağmen Sümerler kadınlara bazı haklar da vermişlerdi. Sümerli bir kadın tek başına evden dışarı çıkabilir, pazara gidebilirdi. Kendisine ait mal ve mülk edinebilirdi. İş yapabilir veya paralı bir işte çalışabilirdi. Kendi ürettiği ürünleri pazarlarda satabilirdi. Özellikle dokuma, yemek ürünleri, parfüm, şarap ve bira yapımı gibi işlerde başarılı bir şekilde çalışabiliyorlardı. Bunun dışında ebelik yapabiliyorlar, dini görevler üstlenebiliyorlardı. Mahkemelerde tanıklık yapabilir, davalarda yer alabilirdi.
Okula gitmelerine izin verilmese de evde okuma yazma öğrenebilirlerdi. Kısacası Sümerler, aile kurumuna büyük önem vermişler ve bunu kanunlarla koruma altına almışlardır. Evlilik sözleşmesiyle hem erkeğin hem de kadının haklarını güvence altında tutmuşlardır. Kadınlarına ise kendilerinden sonraki Asur, Babil gibi toplumlardan çok daha geniş haklar vermişlerdir. Sümer aile hayatındaki birçok uygulama günümüzde de başlık parası, çeyiz, kuma alma örneklerinde görüldüğü gibi yaşamaya devam etmektedir.